Sağlıklı Yaşam'dan mutlu sabahlar değerli izleyenler. Kıbrıs TV ekranlarından sizlere mutlu bir gün diliyoruz. Haftanın bu son gününde ve yine haftanın son konuğuyla sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi bugün de stüdyo konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar olacak. Ve kendisiyle sizler için çocuklarda sinüzit hakkında bugün sohbet edeceğiz. Sizin de bu konuda sorularınız olacaksa eğer her zaman söylediğimiz gibi telefonlarınızı da bekliyor olacağız. Sayın Çağlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim Özlem Hanım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizi gördük daha iyi oldu. Kısa bir ara verdik. Bir haftalık bir ara verdik. Olsun çünkü bir gribal hastalık oldu. Ama çok salgın etrafta. Kesinlikle. Böyle bir gripin herhalde forum değiştirmiş bir şekli. Böyle bir ateş geliyor, arkasına bir mide bulantısı gibi bir şey. Evet. Sonra ya uzun süre geçmek bilmiyor. Öksürüğü geçmiyor. Böyle bir öksürüktür, böyle bir ay sürüyor, böyle çok tatsız bir virütik enfeksiyon. Evet. Ama ne mutlu ki yani böyle domuz gribi gibi veya ona benzer kuş gribi gibi hayatı tehdit edecek boyutta olmadı. Evet. Bunu geçirelim. Neden geçirelim? Çünkü direnç kazanalım buna. Gelecek yıldan sonra değiştiğinde hiç değilse tümden değişemiyor. Evet. Elini kolunu değişebiliyor ancak. Ama elini değişirse vücudumuz ayağını tanıyor. Ve doğal olarak böyle bir süre, bir 5 yıl kadar bizi ona karşı dirençli tutabiliyor. Aslında bu dönem çok bulaşıcılığı yoktu belki. Çok ağır da geçmedi ama geçirenler bence avantajlı oldu. Çünkü bir şekilde... Evet. Savunma sisteminiz onu tanımış oldu. Çok doğru. Ama yine de zor. Bağışıklığımızı güçlü tutmamız çok önemli bu aylarda değil mi? Bazısı sessiz sedasız geçti. İnsanlar daha güçlü bulundular herhalde ama bizim eve girdiğinde bütün evi salladı. En sonunda beni 2 gün yatırdı. Evet. Ama sonra da öksürükle konuşamaz hale geliyorsunuz. Yani nefesiniz çıkıyor ama ses gelmiyor. Öyle bir garip durum. Zor bir durum. Ya öyle ve ama insanlar ne yapmalı? Bence şöyle çok önemli bu. Öncelikle her zaman için stres faktöründen uzak duracaklar. Yani güzel bir cümle var. Sabah kalktığınızda yataktan kalkar halinizde aynaya gülerek başlayacaksınız. Öf diye başlamayacaksınız. O savunma sisteminizi %10 civarındaki birçok farklı görüş var burada. Ama bilin ki savunma sisteminizi güçlendiriyor. O enerji veriyor size. Çok hoş bir şey. Ondan sonra mümkün olduğu kadar C vitamini ağırlıklı beslenmeleri ve soğuk almamaları. Yani sıcak soğuk farkı sebebiyle çünkü bugün sinüzitlerde de onu konuşacağız. Sıcak soğuk farkı sebebiyle hastalıklara biz davetiye çıkarıyoruz insanlar. Tabii sıcacık klimalı bir ortamda oturuyoruz. Aniden dışarıya fırlıyoruz. Sonra dışarı çıkıyoruz. Tabii. Diğer odaya geçiyoruz hatta ev içinde yine bir fark oluşuyor. Aynen öyle. Gece çok önemli. Gece açılıyor çocuklar. Tabii belli bir ısıyı düşürüp gene de korumak gerekiyor. Ama bazen o ısı da duramıyor eğer kalorifer veya klima sönüyorsa. Tabii odada da devamlı kalorifer veya klima yakmak da zor. Üşütebiliyorlar. Sıkı giyineceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Okullar da açılıyor önümüzdeki hafta. Bu bir hafta çok rahatladık biz. Evet. Bir hafta çok rahatladık. Salgınlar başlayacak herhalde. Evet. Ne yazık ki öyle oluyor. Yani okulların başlamasıyla birlikte hastalıklar da ağızdan ağza kontaklarla geçmeye başlıyor. Ateşler oluyor. Burun akıntıları oluyor. Evet. Ben bütün çocuklara ve bütün bireylere önerim şu. Lütfen burnunuzu dişinizi fırçalarmış gibi burnunuzu temizleyin. Yani çok işe yarıyor biliyor musunuz? Yani şimdi sinüzitlerde yine ona da değineceğiz. Ama burada virüslerin tutunmasına engel oluyor. Hatta yeni bir ürün piyasaya çıkacak. Antiviral olduğu iddia ediliyor. Tabii ne derece doğrudur yanlıştır onu bilmiyoruz. Göreceğiz ileriki günlerde. Ancak onu kullanımda anlayabileceğiz. Hem yıkıyor yani mekanik olarak orayı temizliyor. Hem de virüslere karşı oraya girip oturmalarına engel olduğu iddia ediliyor. Tabii bunu zaman gösterecek ama düşünün ki o mekanik temizleme serum fizyolojik olarak attığımız o tuzlu su oraya virüsün tutunmasına ve üremesine bir manada engel oluyor. Dişinizi fırçaladığınızda engel oluyor. Anne babalar eve gittiklerinde diş fırçalasınlar. Burunlarına fısfısını yapsınlar ve öyle çocuklarını tutsunlar. Kulak temizliği de etkili aslında değil mi? Şimdi kulağa giremeyiz. Yani kulak zor çünkü dıştan akan bir şey o. Yani dışta olan bir şey. Oraya çok yapamayabiliriz ama boğaz ve burun giriş noktalarımızın ana kapıları. Yani ben öyle hep hastalarıma da söylüyorum. Burun muhakkak temizlensin. Yani burun tıkalı kalmasın. Burun tıkalı oldu mu
Hastalıklara davetiye gelir. Kulak iltihabına döner. Öztaki borusu dediğimiz havalandırmayı tıkar. Evet. Kulak içerisine basınç yapar. Orta kulak iltihabına döner. Sinüzitlere sebebiyet verir. Çünkü geniz dediğimiz o hadise aslında bütün bu havalanmayı sağlayan bir yer. Şimdi Doğan şöyle yaratmış. Bizim hocalarımız da öyle derdi. Tanrı'nın çok güzel, doğanın çok güzel, Allah'ın çok güzel. Ne derseniz, evet, hangi inanıştaysanız. Çok güzel bir ölçüsüdür bu derdi. Nasıl öyle bir ölçü? Çünkü insanoğlunun kafası çok ağır aslında. Düşünün ki bunların hepsi kemik. Evet. Tamam mı? Kemik yani o kemiğin içerisinde bir beyin var. Sizi yönetiyor. Ama kemik beyni koruyor. Ağır bir yapı kemik. Vücudumuzda o kadar yoğun bir kemik odağı yok. Bir tek başımızda var. Şimdi bu başımızın bu ağırlığını, bu omuzlarımız nasıl çekiyor? Şimdi düşünün ki bir boyunla mükemmel bir tutuyor. Denge var. Aynen tabii. Öyle. Düşünün bakın bu bir boyun sadece. Burayı tutan bir boyun. Evet. Ama sizin boynunuzun hiç yorulduğunu hisseder misiniz? Yani hastalık veya herhangi bir sorun olmadığı takdirde. Ya benim boynum yoruldu, kafamı başımda taşıyamıyorum demiyorsunuz. Evet. Şimdi buradaki hadise şu. Hem vücut alışıyor ona, kaslar ona göre güçleniyor. Ama hem de daha güzeli, sinüsler dediğimiz boşluklar var vücudumuzda ki buna bahsedeceğiz biraz sonra. Bu havalanma boşlukları hem elmacık kemiğinin altında, hem yüz kemiklerinin altında, biraz sonra onları slaytlarda da görürüz, hem de içeride. Tabii ki bu aynısı kulakla da bağlantı da önemli. Ve bunların hepsi genize açılıyor. O geniz dediğimiz yapı da burnun arkasındaki yer. Evet. Şimdi burnun arkasında siz bu havalandırma için böyle bir nefes aldığınızda akciğerinize bu hava giderken aslında bu nerelerde gidiyor biliyor musun? Sinüsün içinde dolaşıyor. Tamam mı? Aynı şekilde kulağınızın içine de girip çıkıyor. Aynı şekilde arkaya da gidiyor. Yani bunların hepsi sizin havalanmanızı sağlıyor ve hava, başınızı hafif tutuyor. Evet. İşte orada hava var. Başınızın içerisinde hafif tutan bir etkenle o yapılmış. Şimdi sigara onun için içmiyoruz. Sigara içersek bu dengeyi tamamen bozuyoruz. Yani bunların hepsi kapanıyor. Sinüsler. Sinüslerin havalanması bozuluyor. İçerisine o kötü sigaranın artıkları birikiyor. Bu durumda oralardan devamlı akıntı oluyor. Kronik öksürüğe sebebiyet veriyor. Burun tıkalı kalıyor. Kulaklar bozuluyor. Bütün denge alt üst oluyor. Aynen öyle. Sigara bunun için çok kötü bir olay. İkinci bir olay da hava kirliliği. Evet. Hava kirliliği de burayı çok oldukça bozar. Biz bunların hepsini virüslerle de bozulmasına sebebiyet verebilir. Çünkü hasta olduğumuz hepsi tıkanıyor. İşte o serum fizyolojik var ya çok işe yarıyor. Sigara içenleri de işe yarıyor. Tabii sigara içmesinler. Yani ben sigaramı içerim, tuzlu suyumu yaparım burnuma. Değil. Yani o mantık değil. Anlatabildim mi? Kesinlikle. Ben sigara içmiyorum. İçenleri de hiç içmemek gerekiyor. Aynen öyle. Tavsiye etmiyorum içilmesini. Ama burnumuza fıs fısımızı yaptığımızda onların hepsi açılıyor. Düşünün ki o serum fizyolojik, şimdi anneler diyor ki veya büyükler diyor ki bu diyor genzine kaçacak. Tabii genzimize kaçması için yapıyoruz. Beyne giderse diyor. Evet. Beyne gitmiyor. Beyne gidiş yolu yok ki. Genizle beyin arasında bir ilişki yok. Tamam, beyin kendisi kapalı. Olur mu öyle bir şey? Beyinde zaten sıvı var. O sıvının içinde yüzen bir organ. Siz düşünün ki oradan bir delik olsun. Burnunuzdan akacak beyin sıvınız. Olur mu öyle bir şey? O hemen menenjite çevirir sizi. Trafik kazalarında şunda bunda hatırlarsanız hep söylerler ilk yardımda. Burundan şeffaf sıvı gelirse, kulaktan şeffaf sıvı gelirse aman dikkat derler. İşte bu beyin sıvısıdır. O delinmiş demektir oradaki delik. Evet. O çok tatsız bir şey. Kırılmış demektir kafa tabanı dediğimiz hadise. Şimdi burada bizim yaptığımız fıs fıs beyine gitmez. Alışkanlık yapmaz. Evet. Nefes. Hiçbir zararı yok. Hiçbir zararı yok. Nefes veya koku organlarına hiçbir zararı yok. Ama bunu yaptığınızda bakın neleri önlüyorsunuz. Virüsler buraya tutulmuyor. Çocukların ağız ağıza bulaştıkları o hadisenin bir kısmını önlüyorsunuz. İkincisi balgam orada kalmıyor. Balgam orayı tıkamıyor. Doğal olarak sinüslerin ağzı açılıyor. Sinüzit gelişmiyor. Evet. Kulak iltihabı olmuyor. Arkaya damlayıp larenjit gelişmiyor. Bir de dişinizi fırçaladınız mı hastalıkların %80'ini böylelikle engellemiş olursunuz. Evet. Hoş bir şey. Evet, tabii bunlar çok güzel bilgiler ve bugünkü esas sohbet konumuza da değinelim hemen isterseniz. Tabii. Dolaylı olarak sinüslerimizden biraz bahsettiniz ama biraz daha açacak olursak sinüslerimizin fonksiyonları nelerdir? Tabii ve ki. Sinüzit nedir, nasıl oluşuyor? Tabii neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar slaytları verme şansları varsa evet, oradan da görelim. Sinüsler bizim burnumuzu arkasında, alınımızın arkasında.
Bu özellikle görmüş olduğunuz elmacık kemiğinin arkasında yer alan, aslında bunlar birer boşluk sevgili evet. Özlem Hanım. Bu boşluklar içi havayla doluyor. Ama bu hava nereden geliyor? Burundan geliyor. Burundan arkaya doğru yansıyor. Burundan arkaya gelen o hava bunların içerisinden dolaşıyor. Hem kafamızın ağırlığını alıyor, o kemik yapıyı, hem de o dolaşırken o hava orada içerisindeki mikrobik hadiseleri savunma sistemiyle yüz yüze getiriyor ve savunma sistemi daha aşağı gitmeden ona müdahale ediyor. Evet. Çok hoş bir şey. Ve kulak da bunlara bağlı. Yani kulak da direkt sinüslere bağlı değil ama sinüslerin açıldığı geniz bölgesine bağlı. Yani bizim geniz bölgemizde bir de kulakların içerisine dolaşan havamız giriyor. Evet. Çok hoş bir şey. Bizim buradaki iltihaplarımız, bunların bir şekilde iltihap olması, tıkanması. Hı hı. Bakın en kötüsü erişkinlerde, en kötüsü sigara içen insanların hemen hemen hepsi sinüzittir. Bakın evet. Sigara içenlerin hemen hemen hepsi arasından bir tanesi sinüzit geçirmesin diye bir durum yok. Akut demiyorum, kronik sinüzit. Çünkü evet. Öksürük yapıyor. Aşağıya damlıyor. Tıp 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 aşağıya damlıyor. İçerisi iltihap oluyor. İçerisindeki o yapı, o tıkanıklık sebebiyle ayrı bir ince membran halinde orayı döşüyor ve sizin havalanmasını bozduğu gibi baş ağrıları, sabah kalktığında gıcıklar ortaya çıkabiliyor. Bunları konuşuruz şimdi. İşte bunların iltihapları bizi sinüzit olarak yansıyor ve tıkanmasıyla ortaya çıkıyor. Birinci kural tıkanma. Evet. Havalanmanın bozulması efendim. Hadise bu. Peki bir sonraki slide var mı, bir son hatırlatayım, unuttum tabii, alalım diye. Başka iki tane miydi slide'ımız? Görelim diğerini evet, de. Evet. O hazırlanana kadar tabii sinüzitin belirtilerinden, bulgularından evet. da biraz bahsedelim. Şimdi birinci olay baş ağrısı. Kesinlikle baş ağrısı. Evet, bu da onu çok güzel gösteriyor. İki tane olduğunu unutmuşum, kusura bakmayın. Pazar rica günü ederiz. Size gönderdiğim için tabii üzerinden zaman geçti. Ben bunu özellikle koydum şu sebeple. Bakın genizon. Aşağıda biz canlı yazan yerin altında, burnun arkasında bir boşluk nefes borusuyla aşağıya doğru gidiyor. Altta da dilimiz var. O görmüş olduğunuz boşluğa yukarıdaki sinüslerin hepsi oraya açılıyor. Kulağındaki boşluğumuz da oraya açılıyor. Evet. Ve orası, o genizin olduğu bölge balgamla dolu olmaması lazım. Şimdi çocuklar gelir, burunları dolu. Anlatabildim mi? Burundan sümüğü akıyor, çok affedersiniz. Balgamı var. Ama oraya hiç temizlik yapılmamış. Sonra da kulağı ağrıyor diye karşımıza çıkıyor. Ağrır tabii arkadaş. Çünkü orası tıkanıyor. O tıkandığı zaman kulak iltihabına dönüyor. Çünkü basınç bozuluyor. Evet. Sinüsleri dolduruyor. Sinüzite döndürüyor. Biz ne yaparsak yapalım, diş fırçalama alışkanlığı gibi buruna serin fizyolojik alışkanlığımızı da kazanmamız lazım. Sevgili Özlem. Çok doğru. Buruna serin fizyolojimizi, tuzlu suyumuzu yapalım. Bu çok hijyenik bir olay. Elimizi fırçalıyoruz. Tamam, çok güzel. Elimizi, özür dilerim, yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. Değil mi? Bunlar çok önemli. Bir insan elini yıkamadan hiçbir zaman evine girmez, yemeğini yemez. Evet. Elini yıkar. Tamam. Elimizi yıkamalıyız. Çünkü elden virüsler birbirimize geçer. Bu çok önemli. Özellikle yaz, kış aylarında. Elimizi yıkadık. 3 dakika. Güzelce ne? Hep el yıkamayı tarif ederiz her yerde. Evet. Bu önemli. Bir de dişimizi fırçaladık. Ama benim dişlerimin sağlığı var. Niçin fırçalayayım? Hayır, orada ağzında virüs taşımayasın. Kokusu olmasın. Oradan bir başkasına, kendine zararlı bir şey aktarmayasın evet. diye. Tabii ki diş sağlığı için de önemli. Usulüne uygun hem diş sağlığımızı koruyacak hem de ağzımızın o yapısını koruyacak bir şekliyle dişimizi fırçaladık. E peki ne kaldı? Bir tek giriş yeri üst solunum yollarında ve burun kaldı. Şimdi burnumuzu gideriz eve. E tabii boşaltırız. Öyle atarız çöpe boşalttığımız kağıdımızı ama burnumuzun içerisinde yeterli değil. İçerisindekini yıkamayız. Hiç ona aklımız gelmez. Ama ben kendi çocuklarıma da söylüyorum. Gece yatış sırasında alışkanlık yapın. Alın serum fizyolojinizi, burnunuzu yıkayın. Yıkayıp öyle yatın. Sabah evet. da kalktığınızda burnunuzu yıkayın. Serum fizyolojinin kullanımında bir sınırlama yok. Hiçbir değil sınırlama mi? Yok. Hiçbir zararı yok. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Peki serum fizyolojik evde bizim hazırlayacağımız tuzlu su mu yoksa? Olabilir mi? Yok, olamaz. Olabilir mi yoksa? Olamaz. Çünkü tabii eczaneden temin gerekiyor. Etmek lazım. Çünkü neden olamaz? Onun tuz oranını yüksek tutturursanız, yüksek koyarsanız bu durumda o koku yapısını, mukoza yapısını burun evet. içerisindeki tahriş edersiniz, ödem olur. Ne olur? Siz elinizi denize çok soktuğunuzda eliniz şişer. Çünkü tuzlu suyun içerisine sokuyorsunuz. Evet. Evde yıkandığınızda da banyo yaparsınız. Banyoda fazla kaldığınızda da banyonun suyu sizin tuzlu olan
vücudunuzdan daha azdır tuzu. Doğal olarak da eliniz çamaşırcı eli gibi pörsür. Tamam mı? Şimdi elinizin bu şekilde pörsümesi sizden dışarıya tuz çıkar demektir. Sıvı çıkar demektir. Siz o sıvıyı kaybediyorsunuz. Eliniz pörsülü. Anlatabilir. Hı hı. Ama denize gittiğinizde de şişer eliniz. Çünkü oradan da siz su alabilirsiniz. O size su alabilir. Yani bu şeyi dengeyi anlatabildim mi? Tuz oranına göre değişebilir. Yani evet. Mesela havuzda olursanız eliniz şişebilir. Ama denizde olursanız o sizden su çekebilir. Eliniz gene pörsüyebilir. Yani bu o yıkandığınız suyun onkotik basıncı ile ilgili bir şey. Yani bu tabii tıbbi bir terimdir. Ben bunlara hı hı. çok girmeyeceğim. Onun için yaptığınız oran eğer vücudun kendi oranıyla eşit değilse hı hı. doğal olarak ya şişecek ya da pörsüyecek. Yani bunu böyle yapmayalım. Alalım eczaneden. Zaten çok pahalı şeyler değil onlar. Evet. Hatta bazı ailelere ne öneriyoruz biz? Biliyorsunuz damardan verilen serumlar var. Damardan verilen serumlar. O da bizim damarımıza verilen serumda bizim vücudumuza eşit tuz miktarına sahip. Ve onu alıyorlar, enjektörle çekiyorlar ve burunlarına sıkıyorlar. Ama bu sıkma çok fazla olmamalı. Çünkü böyle foş diye sıkarsanız bu defa sinüsleri dolaştığı gibi kulağa geri sıvı koyabilirsiniz. Evet. Yani onu da istemiyoruz. Çünkü oralara girmesini de istemiyoruz dışarıdan. Çünkü burada virüsler var, burada mikroplar var ve siz ani bir basınç yaptığınızda sinüslerin içerisindeki yapıyı bozabilir ve oraya mikrobu biz atabiliriz. Onun için bunu da fazla basınçlı olmadan ama aile sorar bana bu basınç nasıl olmalı? Şimdi bu basınç çocuğun burun tıkanıklığıyla ilintili. Burnu açık olan bir çocuğa çok hafif yapacaksınız. Evet. Burnu birazcık tıkalı, balgamı varsa birazcık daha basınçlı yapacaksınız. Ama hiçbir zaman foş diye olmayacak. Anlatabildim evet. mi? Ama bunun aynısını serum fizyolojik bel spreylerde rahat yapabilirsiniz. Çünkü onlarda spreyin içerisinde zaten basınç asla yukarı götürecek derecede değil. Birkaç defa fıs 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 yaparsınız. Ama bir damla da değil. Bazı aileler bir damla koyar. Bazı aileler bir fıs yapar. Bunun hiçbir manası yok. Birkaç defa yapacaksınız temizlensin. Evet. Enjektörle yapan hastalarımız ise yavaş yapsınlar lütfen. Ve tıkanıklığa göre basıncını ayarlasınlar. Çocuğun burnu açıksa foş diye yapmasınlar. Kulağa geri gitme ihtimali de var. Peki Sayın Çağlar, sinüzitin nedenlerini biraz irdeleyecek olursak hangi faktörler sinüziti oluşturuyor? Genetiğinde bir rolü var mıdır örneğin? Her konuda genetiğin rolü var. Ama asıl önemli olan sinüzitteki ana suçlanacak madde sigara büyükler için. Evet. Ve onun için hava kirliliği. Biz insanlara söylüyoruz lütfen sigara içmeyin. Yani ne yazık ki sigara içiciliği tahmin ettiğimizden öte bir içicilik var. Hatta kapalı yerlerde içilmesin diye yasa var. Ama ne oluyor? Biri başlıyor içsin, öteki de içiyor, öteki de içiyor. Evet. Öteki bir bakıyorsunuz kapalı yerde yine içiliyor sigara. Ama şunu böyle düşünmüyor insanlar. Yani hazır bu yasayı koymuşlar. Bu bir yasak olarak değil. Benim bu süremde sigara içmezsem bir tane sigara içmememi sağlayacak bu yasa. Ve doğal olarak benim sağlığıma bir nebze fayda verecek evet. diye düşüneceği yerde onu ters düşünüyor. Falan ben bunu nasıl delerim diye düşünüyor. Evet. Ya lavaboya gidip içiyor ya dışarı çıkıp içiyor ya söyleyin ismini orada içiyor yasayı ihlal ediyor. Aslında yasada olacak iş değil bu bilinçli olacak bir durum. Çok evde iyi. İçmeyin diyoruz biz tamam mı? Vay hocam diyor bir sigara keyfimizi yasakladınız çocuğun yanında içmesinler evde içilmesin diye. İyi de sen onu şöyle düşüneceksin yaşasın. Evde beni yasakladılar. Bari evde olduğum süre içerisinde içmeyin. O da bize fayda versin. Şimdi bu önemli. Sigarayı bırakalım. Hava kirliliğinden uzak duralım. Sıcak soğuk farkı çok önemli. Evet. Sıcak soğuk farkı derler ki işte saçını ısladıp dışarı çıktığında sinüzit olursun. Aslında saçın ıslak olup olmaması ile değil sıcak soğuk farkı ile ilgili. Çünkü başınızı ıslattınız güzel bir şekilde sıcak suyla yıkadınız. Dışarı soğuk havaya çıktınız. Sıcak soğuk farkı doğal olarak sinüziti getirebiliyor. Evet. Gribal hastalıklar getirebiliyor. İyi bir şekilde fıs fısı yapılmayanlar getirebiliyor. Ve alerjik durumlar getirebiliyor. Alerjik dediğimiz burun içerisindeki konkalar yani burun yapılarının ödemlenmesi alerjik bir sebebe bağlı olarak. Veya geniz etinin büyümesi. Tam çok tatsız bir şey. Evet geniz etinin büyümesi. Özellikle geniz etinin büyümesi yana doğru olursa. Bakın yana doğru olursa horlama da yaratmaz. Ama direkt kulak içerisinde sıvı. Yapabilir. Direkt büyümesi sebebiyle balgamı orada tutar ve geniz etine bağlı sinüslerin tıkanması ortaya çıkabilir. Bunun birçok sebebi var. Tabii travmalar olabilir, yabancı cisim olabilir. Biz
nohut çıktığını hatırlarım çocuğun burnundan. Oraya nohut koyan çocuklar da olmuştu. Ya bunlar küçük ihtimaller. Ama olabilir. Siz bileceksiniz ki her gribal hastalığın arkası sinüzit gelebilir. Her gribal hastalığın arkası kulak iltihabı gelebilir. Evet. Muhakkak geniz açık olması lazım. Mekanik olarak açık olabilirse serum fizyolojiklerde. Ama geniz eti tıkıyorsa ve artık gece nefes tutması dediğimiz slip apne, yani nefes alamama gibi, nefes aralama diyelim, öyle bir nefes tutma aralığı olması durumunda da ameliyata gitmesi gerekiyor. Sinüslerimizin tedavi. Yani sinüslerimizin açık olması çok kıymetli bir şeydir. Çünkü hastalık bulguları ve tedavisini değiştirecektir. Evet. Peki bir de hem akut ve kronik sinüzit nedir? Evet. Onlara da değinelim. Ama öncesinde şunu da sormak istiyorum. Evet. Sinüzitte özellikle şu kısımlarda mı yüzümüzde ağrılar oluyor? Nasıl olur? Bulgular. En önemli, ağrısı mı oluyor? Tabii en önemli konusu başta ağrı. Özellikle çocuklarda, büyük çocuklarda göz üzerinde ağrı olabiliyor. Evet. İşte yanaklarda ağrı olabiliyor. Gıcık tarzında öksürük. Bakın. Bu alerjiden de olabiliyor. Ama ne yazık ki şeyden de olabiliyor. Neydi adı? Sinüzitten de olabiliyor. Bu şekildeki nefes alırken ortaya çıkan boğaz gıdıklanması, aynı şekilde sinüslerin aşağıya damlattığı o yapı sebebiyle ortaya çıkabilecek boğaz sorunları, boğaz yanması, baş ağrısı, hafif ateş, özellikle çocuklar çok önemlisi öne eğildiğimde der böyle başımda bir ağrı olur, bir sersemlik olur. Gözler der. Bile etkileniyor. Tabii, gözler zaten ağrıyı orada hisseder çocuklar, göz çevresinde hisseder. Küçük çocuklarda daha zor. Çünkü küçük çocuklar bunları ifade edemez. Evet. Ama küçük çocuklarda sinüzitin gelişme ihtimali daha düşük. Çünkü sinüsler yeni yeni gelişir onlarda. Bazı sinüsler var doğuştan gelişir. Bazı sinüsler var sonradan gelişir. Hepsi 3 yaş civarında tamamlanır. Ama 3 yaş öncesi sinüzit olma ihtimali düşüktür. Vardır ama düşüktür. Bu sebeple o dönemde ayırt etmek çok zordur. Bazen ateşle, bazen uzayan öksürüklerle, bazen gıcık öksürükleriyle, bazen çocuğun huzursuzluklarıyla ayırt edebilirsiniz. Ama zordur o dönemde ayırt edilmesi. Dediğim gibi yani akut olması hemen başlaması. Evet. Şimdi başladı. Subakut olması başladı ama tedavisi uzun oluyor, bir türlü cevap vermiyor. Çünkü siz alışkanlıklarınızı vazgeçmemişsiniz. Habire sigara içiyorsunuz veya burnunuza temizliğinizi yapmıyorsunuz. Bir üçüncüsü ise kronikleşmiştir artık. Evet. Kronik sinüzit ameliyat endikasyonudur. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Kronik sinüzit ameliyat endikasyonudur. Aman ondan sakınalım. Evet, her fırsatta kendini tekrarlayan bir sinüzit tablosundan bahsediyoruz. Ve bu arada bir telefonumuz var, onu da hemen alalım tabii isterseniz. Ki. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı yayınlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Allah iyi gitsin. Benim Doktor Bey'le bir sorum olacak lütfen. Evet. Yalnız Doğan Bey biraz daha yüksek sesle alabilir miyiz lütfen? Rahatsızım. Gribim de onun için yani sesim çıkıyor. Geçmiş olsun. Doktor Bey. Buyurun. Benim de burnum akıyor. Yani böyle su gibi akıyor. Sabah öğleye kadar akar. Her gün mü oluyor bu? Her gün oluyor. Peki geçmiş olsun size öncelikle. Teşekkür ederim. Burun akıntısı eğer sabahtan öğlene kadar oluyorsa, sigara içiyor musunuz bilmiyorum. İçiyorum. Şimdi bir Doğan Bey size bir güzel öykü anlatacağım. Bir hastam karşıma geldi. Hiç unutmuyorum. Allah hepimizden uzak eylesin. Akciğerinde ne yazık ki bir sorun var. Aman kanser midir değil midir diye korkuyor. Evet. Ve elinde de sigarası, hop hop sigara içiyor. Diyor ki acaba diyor cep telefonu mu yaptı bana bunu diyor. Şimdi bu sigarayı kesin lütfen. Çünkü sigara bizim sinüzitimizi tıkayan en önemli unsurlardan biri. Sinüslerimizi tıkıyor. Ve doğal olarak bu şekilde akıntılara sebebiyet verebiliyor. Özellikle gece kalabiliyor üzerinizde. Ne olursa olsun sigarayı azaltın ve kesin. Bu birinci istediğimiz. İkinci istediğimiz burnunuza temizlik yapın. Evet. Fıs 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 temizlik yapın. Burnunuz açık kalsın. Yine ona rağmen sigarayı kestiniz. Burnunuzu temizlik yaptınız. Yine ona rağmen olmazsa acaba bunun arkasında doğal olarak bir sinüzit de olabilir. Bir alerjik bir yapı da olabilir. O zaman dahiliyeci doktor arkadaşlar iç hastalıklarında sizi görsün. Ama sinüslerin tıkanması, sinüslerin bu şekilde akıntı vermesi, kronik sinüzitlere sebebiyet vermesi en önemli etken sigara.
Sigara bunlara kötü etki ediyor. Akıntılara sebebiyet veriyor. Antibiyotik alınır, bir süre geçer, tekrar olur. Böyle bir enteresan durum da vardır. Ama sürekli tekrarlar. Onun için sigarayı hayatınızdan çıkarım. İvedilikle evet. Burnunuzu temizleyin. Bu çok önemli. İkinci bir hadise de eğer bunlara rağmen olmazsa, tabii ki ilaç da ihtiyaç olabilir. Sinüsleriniz doluysa bu süreç içerisinde. Bunlara rağmen bir şey olmazsa da lütfen alerji konusunda dikkatli olalım. Çünkü alerji de yapabiliyor. Doğan Bey'in söylediği şikayetler. Sigarayı yani keseyim diyor doktor Bey. Efendim? Sigarayı keseyim yani. Lütfen. Sigara evet. Sizin dostunuz değil efendim. Onu bırakın. O dost kendi başına orada kalsın. Çünkü sinüslerinizi en fazla dolduran, akciğerinizi en fazla dolduran sigaradır. Ve özellikle sabaha karşı olur bu. Gece yatırsınız, sabaha karşı balgam gelir, sinüsleriniz dolar. Çünkü o sigaranın yaptığı zararı vücut temizlemeye çalışır. Dışarı atar, size yardımcı olsun diye. İşte o attığı madde size burun akıntısı olarak dışarı gelir. Sinüsleriniz bu şekilde zarar görür. Onun için sigaranızı bırakın. O size dost değil. Onun dışında burnunuzu temizleyin. Bu süreç içerisinde sorunlarınız varsa bir dahiliyeci doktor arkadaş görsün. Sinüzit filmi çeksin. Sinüsleriniz iltihaplı mı değil mi diye. Arada ilaç ihtiyacı olacak mı diye. Ondan sonra bunların hepsi oldu ama yine geçmiyorsa alerji araştırması lazım. Ama sigara varken alerjiyi araştırmak çok zor. Çünkü sigara zaten bütün tabloyu bozuyor ve alerjiymiş gibi ortaya çıkabiliyor sorunları. Evet. Doğan Bey size geçmiş tekrardan olsun. Geçmiş olsun diyoruz, iyi günler diliyoruz. Süremiz çok daralmış bir durumda Sayın evet. Çağlar. Sinüzitin hemen teşhis ve tedavisinden tabii de ki. Hemen bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim. Akut ve subakut dediğimiz o hızlı gelişen ve biraz uzayan durumlara akut, hızlı gelişene. Uzayan durumlara ise subakut olarak söylüyoruz biz. Yani uzamıştır ama bir sebep vardır. Yani sigara bunların başında demişimdir deminde. Kronikleşmesi çok tehlikeli bir şey. Çünkü kronikleşmesi ameliyat endikasyonudur. Çok tatsız bir ameliyat yapar kulak burun boğaz uzmanı arkadaşlarım. Zaten sinüzitlerin komplikasyon dediğimiz uzaması durumunda kulak burun boğazcı arkadaşlar devreye giriyor. Biz dahiliyeciler, ister çocukçular olsun ister dahiliyeciler olsun, kulak burun boğazcılara bu noktada yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü artık subakut olmuştur. Kronikleşmiş, evet. Kronikleşmeye doğru gidiyor. Veya kronikleşse bile yine onların görmesi lazım. Tabii ki inşallah hiçbir zaman kronikleşmez. Onlar sinüsleri yıkıyorlar. Yani bizim burnumuza yaptığımız bu fıs fıs var ya, onlar gidiyorlar, içeriye giriyorlar. Sinüs ağzını buluyorlar. O ağzına koyuyorlar enjektörlerini, özel bir aparato. Evet. Ve güzel bir şekilde burun içerisini, sinüsün içerisini suyla yıkıyorlar. Ne kadar enteresan bir şey. Ve işte bu da onun bir örneğidir, burnu açmak. Gribal enfeksiyon olduğumuzda lütfen açalım. Çünkü o orada tıkanacaktır. Sigara içenler alışkanlık haline getirsinler. Bana kalırsa herkes alışkanlık haline getirsin ve burnunu açsın. Tabii ki bu akıntılar devam ederse de arkasını aramak lazım. Özellikle burundan olan akıntı ve tekrarlayan sinüslerin olması. Sigara bunların başında demiştik. Alerjik durumlar, yabancı maddeler, yabancı cisimler de olabilir bu durumda. Ve bizim en fazla daha sebebini de bulamadığımız ve zorlayan bizi anatomik yapı bozuklukları. Yani doğuştan burun eğrilikleri, içte olan sorunlar. Bunların da müdahaleleri vardır hepsine. Evet. Ben sinüslerimizi yormayalım, onları bozmayalım. Onları koruyalım diyorum. Çünkü yarın bize sorun olarak karşımıza gelirler. Küçük çocuklarda bulmak çok zor demiştim. Artık ama çok da ender görülür bu anlamda. Büyük peki, çocuklara evde daha fazla. Nelere dikkat etsin sinüzit hastaları bu tedavilerin yanında? Şimdi antibiyotik tedavisi sinüzitte muhakkak verilir. Ve 14 gündür antibiyotik tedavisi. Hiçbir sinüzit tedavisi 7 gün değildir. 5 gün hiç değildir. Bazı aileler 5 gün kullanıyorlar tedavilerini. Yanlıştır. 7 gün de yanlıştır. Minimum 10 gün ama sinüzit için 14 güne kadar uzatılabilir. Onun doktor tavsiyesiyle yapılması lazım. Burunları muhakkak açılması lazım. Sigara içmemeleri lazım. Sıcak soğuk farkına dikkat etmeleri lazım. Alerjik bir yapılar varsa da alerjik ortamlardan uzak duracaklar. Eğer bu alerjik yapıları alerjik ortamlardan uzak durduğu halde kendilerine sorun olarak geliyorsa muhakkak bir alerji uzmanına başvuracaklar. Onlar uzun süreli ilaç kullanacaklar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben size bu ederim. Güzel bilgiler için, bizlere vakit ayırdığınız için. Haftaya yine buluşmak i̇nşallah, dileğiyle inşallah ediyoruz. Haftaya beraber olacağız. Lütfen sinüslerimizi koruyalım. Dediğim gibi sinüzit ihtimali olduğu takdirde de film çekilecek, antibiyotik verilecek. Gerekirse kulak burun boğazcı arkadaşımızın müdahalesi ihtiyacı olacak. Evet. Önce hasta olmayalım. Ben hep öyle söylüyorum.
Tabii ki çok güzel bir söz yine. Tekrar teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür ederim. Çağlar. İyi çalışmalar diliyoruz Sağ olun. Size. Değerli izleyenler, bugün adına yine programımızın sonundayız ve pazartesi günü yeniden birlikte olacağız. Saatler 10.15'i gösterdiğinde ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Gülten Özyakup adına sizlere mutlu bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.